Selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tek renk, dikişsiz, iki şiş, beş şiş görünümlü patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Böyle toz pembe renginde Şişlerimizi 3 numara hanımlar böyle kısa şişlerle patiğimi yaptım. Sizler dilerseniz müsnalı şiş de kullanabilirsiniz. Hemen sizlere modelimi de göstermek istiyorum. İşte modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok şık bir model oldu. Çok da kolay. Görüntü itibariyle de 5 şişten hiçbir farkı yok. Bu şekilde hanımlar modelimiz. Patiğimde hiçbir şekilde hiçbir yerinde dikiş yok. Böyle boğazlı patik uygulaması yaptım. 5 şiş patiklerimde uyguladığım yöntemi bu defa 2 şiş patiğime uyarladım. Modelimiz de bu şekilde çok şık çok güzel durdu. Ayakta, ayakta da gerçekten çok rahat. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 38-39 numara ayaklar için uygun oldu hanımlar. Zaten açılan bir model buğday başarı desenim. Hep birlikte patiğimizin yapılışına geçelim hanımlar. Öncelikle ben patiğime burun tarafından 12 ilmek olarak başladım. 12 adet ilmeğimi atıyorum. Birinci ilmeğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 adet ilmeğimi attım geri dönüyorum 2. işimi aldım örmeye başlayacağım Buradaki ipimiz anlar bekliyorsun. Patiğimizin tabanını yaparken tekrar aynı ipi kullanacağız. Ee, i̇lk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle baktığımızda anda arka yüzdeyiz. Örgümüzün patiğimizin arka yüzündeyiz. İlmeklerimizin hepsini bu sırada ters olarak öreceğim. Şöyle hepsini sırasıyla ters örüyorum. Sonraki ilmeğim kaldı. Bunları da yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi patimin ön yüzündeyim ve artırmalar başlayacağız. Artırma işlemini ilk iki ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de sonraki ilmek kalana kadar örüp öyle artırma yapacağız. Artırma işlemini ön yüze yapıyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki bir ilmeğimi ördüm. Burada iki ilmeğim oldu. Hemen şuraya ipimi parmağıma dolayıp bir adet ilmek atıyorum. Sonraki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Tekrar artırmamı yapacağım. Bakın burada son iki ilmeğim kaldı. İpimi şöyle yeniden parmağıma doluyorum. Buraya bir tane ilmek atıyorum. Şişimde kalan iki ilmeğimi de yine düz örüyorum. İlk artırmamı yaptım. Şimdi patiğimin arka yüzündeyim. Patiğimizin arka yüzünde artırma işlemi yapmayacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini artırdık, artırdığımız ilmeklerimiz dahil e, ters olarak öreceğiz. Arka yüzde artırma yok. Sadece ön yüzde artırma işlemini yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum tekrardan patiğimin ön yüzündeyim. Yine artırmama devam edeceğim. İlk ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki bir ilmeğimi örüyorum. Bakın iki ilmeğim oldu kenardan. İpimi parmağıma dolayıp buraya bir ilmek attım. Son iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yaparak devam ediyoruz. Bakın burada son iki ilmeğim kaldı. Yeniden şöyle ipimi parmağıma doladım. Buraya bir ilmek attım. Şişimde kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece şişimizde 16 adet ilmeğimiz oldu. Her seferinde ilmek sayılarımız ikişer iki artıyor. Tekrardan geri dönüyorum. Patiğimizin arka yüzünde artırma işlemi yok hanımlar. İlmeklerimizi arka yüzde ters olarak öreceğiz. Bu şekilde. Artırma işlemini böyle yapıyoruz hanımlar. Ön yüzde ilk iki ilmeği ördükten sonra artırıyoruz. Bir de Son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerimizin hepsini artırma yapmadan ters olarak örüyoruz. Yapacağımız işlem bu kadar hanımlar. 12 ilmek başlamıştık. Şu anda 16 adet ilmeğimiz oldu. Yeniden bakın ilk ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki bir ilmeğimi ördüm. Buraya şöyle bir ilmek atıyorum. Son iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın burada son iki ilmeğim var. Tekrardan ipimi parmağıma doladım. Buraya bir ilmek attım. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 18 adet ilmeğim oldu. Arka yüz ilmeklerimi artırma yapmadan örüyorum. Ön yüzde artırmalarımı yapıyorum. Ben bu patiğimde sevgili hanımlar şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırdım. Sonra da modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar artıralım. Arka yüzden de 28 ilmeğimizi ters örüp gelelim. Sonra da birlikte modelimize başlayalım. Evet sevgili hanımlar ben 28 ilmeğim olana kadar artırdım. arka yüzde de 28 ilmeğimin hepsini ters ördüm ve geldim. Şimdi birlikte modelimizi kurmaya başlayacağız. Bu aşamada burada bir adet kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi aralardaki bu e, düz örgülerimizi yapacağız. Bir tersten sonra bir düz örüyorum. Yeniden bir ters örüyorum yanına. Kenar ilmeğimden sonra ters ördüm. Düz ördüm. Bir tane daha ters ördüm. Şimdi buğday başağı modelimin 3 ilmek düzünü örüyorum. Tekrardan hanımlar bir ters. Bir düz. Bir ters örüyorum. Yeniden 3 ilmek buğday başağı modelimi örüyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum buğday başağım için. Tekrardan bir ters, bir düz, bir ters örüyorum buğday başağım için. 3 ilmek düz örüyorum. Sonrasında bir ters, bir düz, bir ters örüyorum. Modelimin ilk sırasını tamamladım. Şimdi arka yüzde. Patiğimizin arka yüzünde sevgili hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bakın burada bir ilmek arka yüzde tersim var. Bunu ters örüyorum. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Burada buğday başağım ön yüzde düz arka yüzde ters. 3 ilmeğim var. 3 ilmek ters örüyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. Bakın burada bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Ters. Bir tane daha düzüm var. Düz ördüm. Yeniden buğday başağı modelimin 3 tane ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Tekrardan bir düz, bir ters, bir düz. Buğday başağı modelimin 3 tane ilmeği vardı. Bunu ters olarak örüyorum. Yeniden bakın burada bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Bir ilmek tersimi ters ördüm. Bir tane daha düzüm var. Ardından 3 ilmek tersim var. Yeniden bir düz. Burada bir ilmek tersim var. Burada bir ilmek düzüm var. Bu sonuncu ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Geldik ön yüze. Ön yüzde buğday başarı desenimizi kurmaya da başlayacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanında bir ilmek tersimi ters ördüm. Aralarda bu bir ilmek düzümüz vardı hanımlar. Bu ilmeklerimizi şöyle öreceğiz. Hemen ilmeğimin içinden değil bir ilmek altından batarak gireceğim. Yani şuradan batıyorum. İlmeğimi bu şekilde örüyorum. Alttan batarak ördüm. Bir ilmek tersimi ters örüyorum. Geldik 3 ilmek buğday başağı desenimize. Burada 3 ilmeğim vardı. Tam ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına ineceğim. 1, bakın şu şekilde sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü ilmek yerinden şöyle şişimle giriyorum. Buradan şöyle uzun bir ilmek çıkarttım. Sonra 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan aynı yere şişimi takıyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Buradan uzun ilmekleri çıkartırken biraz esnek çıkartalım hanımlar. Sıkı çıkartırsak model toplanır. Yeniden burada bir ilmek tersim var. Tersimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örerken ilmeğimin böyle içinden değil, bir ilmek altından girerek, şuradan girerek şöyle örüyorum. Sonra buradaki ilmeğimi bıraktım. Arada bir ilmek tersim var. Yeniden buğday başağı modelimi yapacağım. 3 tane ilmeğim var burada. Ortanca ilmeğimin 3 ilmek altına iniyorum. 1 2 3. Buradan şişimle şöyle girdim. Uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Aynı yere tekrar şişimle şöyle giriyorum. Uzun bir ilmek daha çıkartıyorum. Buğday başağı desenimizi yaptık. Hemen yanındaki ters ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimi yine e, bir ilmek alta inerek şuradan girerek şöyle düz olarak örüyorum yanındaki bir ters ilmeği yine ters. 3 tane buğday başa ilmeğime geldim yine. Ortanca ilmeğimin 1 2 3 ilmek altına iniyorum şişimle oradan girdim. Uzunca bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Tekrar aynı yere şöyle şişimle giriyorum. Uzun bir ilmek çıkartıyorum. Ardından hemen yanında bir ilmek tersim var. Ters örüyorum. Bu düz ilmeğimi de hemen ilmeğimi bir ilmek altına inerek şuradan girerek bunu örüyorum ve şimdiki şu ilmeğimi bıraktım. Yanında bir ilmek tersim var. Sonucu buğday başarı desenimize geldik. Buradaki 3 ilmeğimin, 3 düz ilmeğimin, ortadaki ilmeğim. 3 ilmek altına ineceğim. 1, 2, 3. Buradan şöyle şişimle girip uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek örüyorum. Tekrar aynı yere şişimle giriyorum. Bir tane uzun ilmek çıkartıyorum. Hemen yanında bir ilmek tersim var. Buradaki düz ilmeğimi örerken bakın ilmeğimin içinden değil bir ilmek altından girerek şöyle örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizle sevgili hanımlar gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın yanında bir ilmek tersim var. Bunu ters örüyorum. Burada bir ilmek düzüm var. Bunu düz örüyorum. Ilmekleri arka yüze gördüğümüz gibi örüyoruz. Sonra ipi kendime doğru aldım. Ee, ön yüze çıkartmış olduğum uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Buğday başarı desenimin 3 ilmeğini ters örüyorum. Hemen diğer uzun ilmeğimi de yine örmeden sağ şişime aldım. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Bir tane tersim, bir tane daha düzüm var. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi arka yüfte ters olarak örüyorum. Tekrardan bu uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Yanında bir düz, bir ters, bir düz ilmeğim var. Bunları gördüğüm gibi örüyorum. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Bu da başarı desenimi yaparken bir ilmek uzun çıkartmıştım. Bunu örmeden sağ şişime aldım. Aradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar diğer uzun ilmeğimi de yine örmeden sağ şişime aldım. Diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz. Tekrar bir kendime doğru aldım. Ee, uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Diğer uzun ilmeğimi de yine örmeden sağ şişime alıyorum. Diğer ilmeklerim gördüğüm gibi örülecek. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters olarak örüp sıramı tamamladım. Bu şekilde modelimizin şimdi ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. Burada bir ilmek tersim var. Ters ördüm. Ön yüzde buradaki aralardaki şu birer tane ilmeklerimiz. Bu düz ilmeklerimiz hanımlar. E, i̇çten girilerek örülecek. Yani ilmeğimin içinden şöyle değil. Bir ilmek altından şöyle şişimi takıyorum. Bunu bu şekilde örüyorum. Arada bir ilmek tersim var. Şimdi burada çıkartmış olduğumuz uzun ilmeğimiz vardı. Bu uzun ilmeğim ile bu ilk düz ilmeğimi ikisini bir alıyorum. Keserek örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Sonra burada uzun ilmeğim vardı hanımlar. Bu uzun ilmeğimi alıyorum. Bu üçüncü ilmeğimin üstünden gelecek şekilde öne doğru getiriyorum. Şöyle. İkisini bir keserek örüyorum. Yeniden bakın arada bir tersim var. Ters ördüm. Düz ilmeğimi örerken e, ilmeğin altından girerek şuradan girerek örüyorum. Bıraktım. Bir tane tersimi yine ters örüyorum. Tekrardan diğer e, buğday başağını yapacağız. Uzun ilmeğim ile bu e, ilk ilmeğimi alıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. Ortadaki bir düz ilmeğimi düz ördüm. Hemen buradaki uzun ilmeğimi de şu üçüncü ilmeğimin üzerine getirip bıraktım. İkisini bir keserek örüyorum. Arada bir ilmek tersim var. Düz ilmeğimi yine bir ilmek alttan girerek düz olarak örüyorum. Yanındaki bir ters ilmeğim ters. Yeniden buğday başağımı yapacağım. Bu uzun ilmeğim ile bu ilk ilmeğimi alıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. Şöyle ikisini bir ördüm. Aradaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan bu ikinci uzun ilmeğim vardı. Bu uzun ilmeğimi de alıp üçüncü düz ilmeğimin ön tarafından gelecek şekilde bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Arada bir tersim var. Düz ilmeğimi örerken alttan girerek şöyle örüyorum. Ters ilmeğimi yine ters ördüm. Son buğday başa desenimizi yapacağız. Uzun ilmeğimi ile bu ilk ilmeğimi alıp ikisini bir keserek örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Ardından bu uzun ilmeğimi alıp üçüncü ilmeğimin önüne getirip bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bir ilmek tersim var. Düz ilmeğimi örerken yine buradaki bir ilmek alttan girerek örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamlıyorum. Geldik arka yüze. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanında bir ilmek tersim var. Ters örüyorum. Bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Buğday başa desenimin 3 ilmeğini ters örüyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmekleri düz. Ters ilmekleri ters. Arka yüzde model kurulumu desen detay yok. Sadece ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor hanımlar. Bir düz ilmeğim var burada. Bir ters ilmeğim var. Bir düz ilmeğim var. Sonuncu ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Geldik ön yüze. Şimdi ikinci buğday başarı desenimizi hemen kuracağız. Şöyle ki başlayalım birlikte. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanında bir ilmek tersim var. Ters ördüm. Buradaki bir düz ilmeğimi örerken içten girerek böyle düz olarak örüyorum. Yanındaki ters ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi bu üç tane buğday başarı desenimize geldik. Ortadaki ilmeğim 3 ilmek altına öreceğim. 1, 2, 3. ilmeğim burada. Buradan şişimle giriyorum. Uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar aynı yere giriyorum. Yine uzun bir ilmek çıkartıyorum. İlk buğday başa desenimizi yaptık. Arada bir ilmek tersim var. Ters ördüm. Düz ilmeğimi örerken bir alt ilmekten girerek örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum yanına. Diğer buğday başa desenimizi yapacağız. Bu ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına iniyorum. Buradan uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Yeniden aynı yere tekrar şişimle girip bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Arada bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. Düz ilmeğimi bir ilmek alttan girerek örüyorum. Bir ters ilmeğimi ters ördüm. Diğer buğday başağımı yapacağım. 3 ilmeğim vardı. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, böyle 3 ilmek altına iniyorum. Buradan şöyle uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Aynı yere tekrar şişimle girerek uzun bir ilmek daha çıkartıyorum. Yanında bir tersim var. Düz ilmeğimi örerken bakın bir alttan girerek örüyorum. Hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Sonucu buğday başa desenimi yapacağım. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inerek uzun bir ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar aynı yere şişimle girip bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Düz ilmeğimi örerken bir ilmek alttan girerek örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters örüp Sıramı tamamlıyorum. Geldik arka yüze. Arka yüzde yine yapacağımız işlem. Şöyle kenar ilmeğimi aldım hanımlar. Bir ilmek tersim var ters ördüm. Bir ilmek düzüm var düz ördüm. İpimi kendime doğru alıyorum. Alttan çıkarttığım uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Aradaki 3 ilmeğimi yine ters örüyorum. Diğer uzun ilmeğimi de yine örmeden sağ şişime aldım. Burada bir düz, bir ters, bir düz ilmeğim var. Tekrar ipi kendime doğru alıyorum. Bu alttan çıkarttığım uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Diğer uzun ilmeğimi de yine örmeden sağ şişime aldım. Diğer ilmeklerimiz gördüğümüz gibi örülüyor. Bir düz, bir ters, bir düz. İpi tekrar kendime doğru aldım. Uzun ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ipimi kendime doğru aldım. Bu bir tane uzun ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz ilmeğimi yine ördüm. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Uzun ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar uzun ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Bir düz, bir ters, bir düz ilmeğimi ördüm. Sonuncu ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Geldik ön yüze. Bu uzun ilmeklerimizi de bu sıramızda toplayacağız artık hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek tersimi ters ördüm. Düz ilmeğimi yine alttan girerek düz olarak örüyorum. Bir ters ilmeğimi ters ördüm. Bu uzun ilmeğim ile ilk ilmeğimi alıp ikisini bir keserek örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bu ikinci uzun ilmeğimi de hanımlar şöyle üçüncü ilmeğimin önüne getirip şöyle bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde. Bir tane tersim ters. Düz ilmeğimi yine ön yüzde şöyle düz olarak alttan girerek ördüm. Bir ters ilmeğimi ters ördüm. Yeniden bakın hanımlar uzun ilmeğim ile bu ilk ilmeğimi alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. İkinci uzun ilmeğimi de şöyle alıp üçüncü ilmeğimin önüne getirip bırakıyorum ikisini keserek örüyorum. Bir tersim var. Düz ilmeğimi alttan girerek düz ördüm. Yanındaki ters ilmeğimi yine ters ördüm. Yine buradaki uzun ilmeğimle ilk ilmeğimi ikisini bir keserek ördüm. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bu ikinci uzun ilmeğimi de yine diğerlerinde olduğu gibi üçüncü ilmeğimin üzerine getirip bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bir ters alttan girerek bir düz örüyorum. Yeniden bir ters Tekrar bakın uzun ilmeğimle bu ilk ilmeğimi bir örüyorum. Bir ilmek düzüm var. Bu ikinci uzun ilmeğimi de alıyorum. Üçüncü ilmeğimin üzerine getirip ikisini keserek örüyorum. Bir ters ilmeğim var. Düz ilmeğimi alttan girerek düz örüyorum. Yanındaki ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Bu şekilde onlar iki adet modelimizi birlikte kurduk. Şimdi geri dönüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri arka yüzde gördüğüm gibi öreceğim. 1 ilmek ters, 1 ilmek düzüm var. 3 ilmek tersimi ters örüyorum. Yeniden 1 düz, 1 ters, 1 düz. Tekrardan 3 ilmek tersimi ters örüyorum. 1 düz, 1 ters, 1 düzüm var. 3 ilmek tersimi yine ters örüyorum. 1 düz, 1 ters, 1 düz. 3 ilmek tersimi yine ters olarak örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz ilmeğim var. Sonuncu ilmeğimi de yine burada ters ördüm ve sıramı tamamladım. Bu şekilde hanımlar. Şimdi üçüncü modelimizle birlikte kuralım yine. Zaten model anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu olay başarı modelinin biri bitince ön yüz hemen diğerini başlatıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki ilmeğimi ters ördüm. Buradaki düz ilmeğimi alttan girerek düz örüyorum yanındaki bir ilmeğimi ters örüyorum öndeki bakın 3 tane ilmeğim var Bu ortadaki ilmeğimin 1-2 şuradan 3 ilmek altına iniyorum uzun bir ilmek çıkarttım aradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum gördüğünüz gibi hanımlar buğday başağı modelimiz bitince arka yüz ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz ön yüzde hemen diğer desenimizi başlatıyoruz yeniden aynı yere giriyorum yine uzunca bir ilmek çıkartıyorum buradan hemen yanındaki ters ilmeğimi ters ördüm düz ilmeğimi böyle alttan girerek düz örüyorum. Yanındaki bir ilmeğimi de yine ters örüyorum. Yeniden bakın 3 tane buğday başa desenim ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 3 ilmek altına indim. Uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Aynı yere tekrar şişimde giriyorum. Uzun bir ilmek çıkarttım. Hemen yanındaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi alttan girerek şöyle düz örüyorum. Yanındaki ilmeğimi ters ördüm. Diğer buğday başı desenimi yapacağım. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına indim. Uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Buradan da uzun bir ilmek çıkartıyorum. Buradaki bir ilmek tersimi ters ördüm. Düz ilmeğimi alttan girerek düz ördüm. Bir ilmek daha ters örüyorum. Sonuncu desenimiz yapacağız buğday başağı. Ortanca ilmeğimin 3 ilmek altına inip uzun bir ilmek çıkartıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 Tekrar aynı yere giriyorum. Bir uzun ilmek daha çıkarttım. Bir ilmek tersim var. Düz ilmeğimi alttan girerek düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğim ters. 3. modelimizi de kurduk hanımlar. Arka yüzde yine uzun ilmekleri örmeden alacağız. Diğer ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde bu uzun ilmekleri keseceğiz, toplayacağız. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüp diğer buğday başa desenimizi başlatacağız. Modelimizin hep topu. Bu kadar hanımlar. Ben bu modelimde hemen göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane buğday başarı deseni yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada ayağınıza ölçerek de yapabilirsiniz. Şu şekilde ölçüm oluyor. Şöyle patenizin bu burun tarafını şöyle ayak ucunuzla tutun. Bilek bölümüne kadar hanımlar bu olay başa deseninizi kurabilirsiniz. Şimdi bilek bölümüne kadar aynı desenimizi tekrar edelim hanımlar. Bilek bölümüne geldikten sonra tekrar buluşalım. Sonrasında bu haroşalı boğazımı nasıl yaptım sizlere detaylı olarak anlatacağım. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin ön tarafını tamamladım geldim ön tarafına 8 adet bu buğday başağı desenimden kurdum Şimdi 9. buğday başağı desenimi kuracağım sırada artık bıraktım bilek ayrımına Geçeceğim ee, Şişimizde 28 adet ilmeğimiz vardı ee, İlk 14 adet ilmeğimi düz olarak öreceğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 ilmeğimi ördüm. 4, 8, 12, 14 ilmekte bu sol tarafta kaldım. Hanımlar öncelikle patiğimizin bu sol tarafını yapacağız. Bunun için bu sağ taraftaki ilmeklerimizin kaçmaması için bu ilmeklerin içinden bir ip de geçirebiliriz. Yedek işiniz varsa şayet yedek, iş yedek işiniz varsa da şayet bu ilmekleri çıkartmanıza gerek yok. Bu ilmekler boş şişte beklesin. Ee, sol taraftaki ilmeklerimizi yapalım. Örmeye devam edelim. Bu aşamada hanımlar bu sol taraftaki şişime yani bu şişime Şöyle e, haroşalı boğazım için 6 adet ilmeğimi atacağım şuraya Şu birinci ilmeğim 2 3 4 5 ve 6 6 adet ilmeğimi attım 14 ilmeğim vardı 6 ilmek daha attım şişimde 20 ilmeğim oldu Tekrardan kesim yapacağız yeniden 14 ilmeğe ulaşacak e, Haroşalı boğazımızdan alan haroş örgüyü ben şöyle elde ediyorum Örgümün hem ön hem arka yüzünde de düz örgü, örgü örerek haroşayı elde ediyorum Sizler örgünün her iki tarafında ters örgü, örgü örerek de haroşayı Örebilirsiniz Önce bu sağ taraftaki ilmekleri beklesin şişimde İlk ilmeğimi örmeden aldım 2. ilmeğimi ördüm 3. ilmeğim 4 5 Şişime 6 adet ilmek atmıştım. 5. ilmeğimi ördüm. 6. örerken şişimde 14 ilmeğim vardı. Bu ilmeğimden birini daha alıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. Şimdi geri döneceğim. Haroşalı boğazımız yapıyoruz burada sadece. İpin benden tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yani haroşa düşmesi için düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar başa geldik. Yeniden dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ikinci ilmeğimi ördüm, üçüncü ilmeğim, 4, 5, Altıncı ilmeğimi örerken şişinden de bir ilmek alıyorum, İkisini keserek örüyorum İkinci kesimimizi de yaptık Geri döndüm yeniden, ipim benden tarafta, ilk ilmeğimi örmeden aldım, sonra ipimi Karşıya geçirip diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum Tekrar geri dönüyorum Yine aynı işlemi tekrar ediyoruz hanımlar. 5 adet ilmeğimizi örüyoruz. 6. ilmeğimizi örerken kesim yapıyoruz. 5. 6. ilmeğime geldim. Şişinden de bir ilmek alıyorum. Kesiyorum. Geri dönüyorum. Kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Diğer 5 ilmeğimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Her defasında hanımlar bu şekilde kesim yapıyoruz. Hem ilmek sayıları azalıyor hem e, haroşalı boğazımız oluşuyor. 3. ilmeğimi ördüm. 4. 5, 6. ilmeği örerken şişinden de ilmek alıyorum, İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm. Bu işleme şişimizde tekrar 14 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım, ikinciyi ördüm. 3. ilmeğim, 4, 5. 6. ilmeğimi örerken şişinden bir ilmek alıyorum. 2 ilmeğimi keserek örüyorum. 6 ilmek burada var. Şişimde de 9 ilmek 15 ilmeğim kalmış. 1 e, bir ilmek daha kesim yapacağız hanımlar. 14 ilmek kalınca kesme işlemini bırakacağız. Şimdi geri döndüm. Sıra kadar yine haroşalarımı örüyorum. Tekrar geri döndük. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğim. Dört, beş. 6. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 6 ilmek burada var. Bakın 8 ilmek de burada kaldı. Şişimizde yeniden 14 ilmek kaldı. Artık geri dönmeyeceğiz sanımlar Çünkü kesme işlemimiz yok. Şimdi 8 tane ilmeğimi ön yüzde olduğum için sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Şöyle hepsini düz örüyorum. Bu aşamada hanımlar geri dönüyoruz. 14 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Sadece 6 adet ilmek atmıştık haroşalı boğazımız için. 5 tanesini haroşa olarak ördük. 6. kesim için kullanmıştık. Burada 5 tane haroşamız var. Ee, kalan kenardaki 9 ilmeğimizi de arka yüzde bu şekilde gördüğünüz gibi ters, ön yüzde düz olacak şekilde öreceğiz. Sadece bilek bölümündeki 5 ilmek haroşamızı hem ön hem arka yüzde ben düz olarak öreceğim. Burada da ipimde şöyle bir tüy, bir tüy varmış. Şöyle çekeyim. Son 5 ilmeğimi böyle haroşa örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. ikinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü haroşa. Dört, beş. Kalan ilmeklerim yine ön yüzde olduğumuz için sıra sonuna kadar düz olarak örülecek. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Sadece kenardaki beş ilmek haroşamızı haroş olarak öreceğiz. Bu bilek bölümündeki kalan bu kenardaki dokuz ilmeğimiz de ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Bakalım buraya şöyle hesapladığımız anda Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek 6 sıra haroşamız oluşmuş. Hanımlar ben bu patiğimin bu kenarına bu bölüme e, 18 sıra bu şekilde haroşa yaptım. Tam geldi. Ben bunu ayağıma ölçerek yap, yaptım hanımlar. Ayak derken şöyle manken ayağıma getirdim. Ölçerek yaptım. Tam bu haroşalı bölüm bileğin ortasından denk geliyor. Şu şekilde. Ben bu patiğin arkasını şuraya kadar ördüm. Buraya kadar da 18 sıra haroşam o, o oldu. E, herkesin tabii ki de elinin örgüsüne sıkılığı, gevşekliği ya da örmek istediği ayak numarası birbirine farklı olabilir sizlerde bu aşamada mutlaka ayağınızı ölçerek yapın hanımlar 18 sıra benimkine göre tam geldi belki sizler 16 belki 20 sıra yapacaksınız bu tamamen herkesin ölçüsüne göre farklılık gösterebilir şimdi hep birlikte patiğimizin bu sol kenarını örelim gelelim sonra da sağ kenarımıza birlikte başlayalım Evet hanımlar ben batiğimin bu sol tarafını tamamladım geldim. Buraya 18 sıra haroşamı ördüm. Ee, hanımlar bu ipimi de bu haroşalı tarafta değil de bu sol tarafta bıraktım. Haroşalı tarafta ipimi bırakmadım. Şimdi buradaki ilmeklerimi ilmeklerimi boşalacağım. Bu ilmeklerimin içinden de bu şeylerin ilmeklerim kaçmasın diye bir ip geçireceğim. Şöyle sisimi çektim. İlmeklerimin arasından şöyle tığımı geçiriyorum. Buradan hanımlar bir yerde şöyle ip geçireceğim. Şurada iplerim vardı. Şöyle. Küçük bir ip aldım geçirdim. Maksat burada ilmeklerimizin kaçmaması. Sonrasında biz bu ilmeklerimizi e, tekrar kullanacağız hanımlar. Patiğimizin topuk bölümünde de yeniden kullanacağız. Bu ilmeklerimiz burada beklesin. şişte de bekleyebilirdi ama e, patiğimizin tabanını yaparken şişler böyle elime dolaşmasın diye. Ben böyle yöntemi uyguluyorum. Hemen ipimi de bir miktar ip bırakıyorum şöyle ucunda ipimi de kesiyorum. Şimdi patiğimizin bu sağ tarafını yapacağız. Bunu yaparken de hanımlar yine aynı ipimi alıyorum. Şu pembe ipimi. Şöyle. Biz buradan 6 adet ilmek atmıştık hanımlar. Bu sol tarafı yaparken. Bu ilmek attığımız yerlerden yeniden şöyle şişimle girerek ilmekler çıkartacağım. Şöyle. İlk ilmeğimi şu aradan çıkartıyorum. Model bütünlüğü sağlansın Boğaz bölümünde. Şöyle bir ilmek çıkarttım. Toplamda buradan 6 adet ilmek çıkartacağım. Başlangıç yerlerinden şöyle şişimi takarak ilmek alıyorum. İkinci ilmeğim oldu. Hemen ikinci ilmekten sonra şuradaki ipimi de böyle kendisine bağlayayım ki burası sökülmesin. Şöyle. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. Şu beşinci ilmeğim. Son kenar ilmek yerinden yani şuradan da şöyle ilmeğin iki kanadından birden giriyorum. Altıncı ve sonuncu ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Şimdi sağ tarafımızı yapacağız. Sağ tarafında hanımlar arka yüzden kesim yapacağız. Hemen onu da sizlere şöyle kısaca anlatayım. Ee, i̇lk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi yine haroşa düz ördüm. Üçüncü ilmeğim. 4 5 Altıncı ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. Şu i̇lmeğimi yönü düz gelmedi düzeltiyorum. Bakın arka yüzden şöyle iki ilmeği kesiyorum. Arka yüzden kesim yaptım. Geri dönüyorum. Yine burada da 14 ilmek kalana kadar kesim yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Tekrardan geri dönüyoruz. Arka yüzde yine kesimler yapacağız. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. 5 haroşama ördükten sonra 6. ilmeğimi örerken şöyle şişinden de bir ilmek alıyorum. Bakın arkada tersten kesimimi yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Yeniden geri dönüyorum. 5 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5 6. ilmeği örerken tersten şişinden de bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Bu şekilde anılar kesimlerimizi yapıyoruz. Ta ki şişimizde toplam 14 ilmeğimiz kalana kadar. Tekrardan yine geri dönüyorum. İlk 5 ilmeğim haroşa olarak örülüyor. 6. ilmeğim örülürken de tersten 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Bakın 5 ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğimi de şöyle şişinden de bir ilmek alıp tersten keserek örüyorum. Devam ediyorum yine. Bu şekilde sağ taraftaki haroşalı boğazımızı da yapıyoruz. Yeniden geri dönüyorum. Kenar ilmeğim 1 2. ilmeğim 3. 4. 5. ve Altıncı ilmeğimi örerken de şöyle şişinden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Galiba bir ilmeğimiz kaldı. Burada dokuz ilmek kalmış. Devam ediyorum. Bir ilmek daha keseceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Kenar ilmeğim bir, iki, üç, dört, beş. Altıncı ilmeğimi örerken şöyle şişinden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. 6 ilmek burada var. 8 ilmek de burada. 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi artık kesim işlem olmadığı için geri dönmeyeceğiz. Bakın burada arka yüze denk geliyor. Şişimizde kalan ilmeklerimizi ters olarak sıra sonuna kadar öreceğiz hanımlar. Bu şekilde şişimizde şu anda 14 ilmeğimiz kaldı. Bu aşamada sadece bu kenardaki 5 ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Kenarda kalan 9 ilmeğimizi de bakın şu anda gördüğünüz üzere ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Son 5 ilmeğim haroşa yine bunları da düz örüyorum. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 5 ilmeğim haroşaydı. ikinci ilmeğim 3, 4, 5 haroşama ördüm. Kalan 9 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bu yanı da bu şekilde tamamlayacağız hanımlar. Şöyle ön yüzden bakıyoruz. Bakın haroşalı boğazımız burada da oluştu. Biz bu tarafa şu yarıdan itibaren şöyle saydığımızdan 18 sıra haroşa yapmıştık. Bu sağ tarafa da şu yarıdan itibaren şuradan itibaren şöyle sayacağız. Bu tarafa da yine e, sol tarafla aynı şekilde aynı sayıda haroşalarımızı yapacağız. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ tarafını da yine sol tarafta olduğu gibi eşit sayılarda tamamlayalım. Gelelim sonra da birlikte patiğimizin tabanına geçelim. Evet hanımlar ben bu sağ tarafta da yine 18 sıra haroşam olana kadar ördüm ve geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimi de şöyle şimdiden çıkartacağım. Tığ yardımıyla bu ilmeklerimin içinden de ip geçireceğim ilmeklerim kaçmasın diye. Hanımlar bu tarafta da bakın bu sağ tarafta da ipimi haroşalı tarafta değil bu o, sağ tarafta bıraktım haroşalı tarafta bu ipimi bırakmadım pembe ipimi. Onu da söylemek istiyorum. Hemen bu ilmeklerimin içinden de şöyle ipimi geçireceğim. Maksat burada ilmeklerimiz kaçmasın. Bunun için aparatlar da oluyormuş. Böyle ilmekleri tutmak için bazı aparatlar da var ama benim aparatım falan olmadığı için bu şekilde çözüm buldum. Evet şimdi şuradaki ipimi de ben bir miktar bırakıyorum. da şöyle kesiyorum. Evet hanımlar patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Şimdi ilk başladığımız yerden itibaren bu başlangıç yerinden itibaren ee, tabanımızı yapmaya başlayacağız. Bu şekilde bu ucundaki minik ipimizin ucuna bu pembe ipimi tekrar bağlayacağım. Buradan patiğimizin tabanını yapmaya başlayacağız. Hanımlar patiğimize biz 12 ilmek olarak başlamıştık. Şöyle ön yüzden bakınca patiğimizin bu burun tarafından tekrardan şuradan itibaren 12 adet ilmek çıkartacağım. İlk başladığım yerden 12 ilmek çıkartıyorum. Birinci ilmeğim. ikinci ilmeğim. 3. 4. Bakın ilk başladığım yerden ilmeğin iki kanadından birden girerek ilmek çıkartıyorum. 5. 6. ilmeğim. 7. 8. Düğümü şöyle arkaya doğru alalım. 9. 10. 11 ve son kenar yeri biraz sıkı gibi tığ yardımıyla ilmeğimi çıkartacağım. 12. Bu şekilde hanımlar ilk başladığımız yerden 12 adet ilmeğimizi çıkarttık ön yüzden. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Ee, yine patiğimizin tabanını yaparken ön yüzde düz arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Şimdi arka yüzde olduğumuz için ilmeklerimin hepsini ters öreceğim. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Yine sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri döndük ön yüzdeyiz. Artık hanımlar e, ön yüzde hem patiğimizin e, tabanını üst tarafına ekleyeceğiz. Hem ilmek sayılarımızı artıracağız. Bunu size şöyle göstereceğim. E, ilmek yanlardan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. Önce bu sağ taraftan sonra sol taraftan. Yan kenar ilmek yerlerimizde bakın şöyle yerlerimiz belli zaten şurası. Bakın ilmek kenar ilmeğin böyle ilmeğin iki kanadından birden böyle şişimle giriyorum. Buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Sonra şişimde 12 adet ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bir de burada ilmeğimi çıkarttığım sağ taraftan ilmeğim vardı. 13 ilmeğim oldu. Sonra da sol taraftan ilmek çıkartacağım. Bu ilmeklerimi örünce. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bakın burada sıradaki kenar ilmek yerim. Hemen yeri belli zaten şurası. Buraya şişimi takıyorum. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi şişimde 14 adet ilmeğim oldu. Ön yüzde ilmek çıkartıyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmek çıkartma yapmıyoruz. İlmeklerin hepsini ters öreceğiz. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi patiğimin arka yüzünde ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Sağ taraftan ilk ilmeğimi çıkaracağım. Kenar ilmek yerine. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim burası. Bunun iki kanadından birden şişimle giriyorum. Şöyle bir ilmek çıkarttım. Şişimde 14 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimin hepsini ön yüzde olduğumuz için sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sonra da sol taraftaki kenar ilmek yerinden bir ilmek daha çıkartacağım. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Sıradaki kenar ilmeklerim burası. Bunun kenarına şimdi giriyorum. Şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi şu anda 16 adet ilmeğim oldu. Geri dönüyoruz. Tekrar arka yüzde hanımlar ilmek çıkartma yok. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Patiğimizde burun tarafını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Hem ilmek sayılarımız artıyor hem de patiğimizin tabanı üstüne ekleniyor. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Yeniden geri dönüyoruz. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Bakın burada sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buradan şişime takıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Şişimdeki ilmeklerimi düz öreceğim. Kenar ilmek yerlerine çatlamadan hanımlar sırasıyla ilmekler çıkartarak patiğimizin tabanını yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Hemen sıradaki kenar ilmek yerinden yani buradan şişimle girip bir ilmek çıkarttım. Şişimizde şu anda 18 adet ilmeğimiz oldu. Şöyle baktığımızda anda 5 şiş patik burnu gibi patiğimizin burnu oluşmaya başladı. Hanımlar önce sağ taraftan ön yüzde sonra sol taraftan ilmek çıkartıyorduk. Bu şekilde 18 adet ilmeğimiz oldu. Biz bu işleme ilmek çıkartma işlemine şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Çünkü patiğimizin üst bölümünü de 28 ilmek üzerinden yapmıştık. Patiğimizin tabanını da 28 ilmek üzerinden yapacağız. Bu nedenle şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar sizlere tarif ettiğim gibi artırmalarımızı yapalım gelelim. Evet hanımlar ben 28 ilmeğimi olana kadar patiğimin burnunu bu şekilde tamamladım ve geldim. İlk ilmeğimi sağ taraftan çıkartmıştım. En son 28. ilmeğimi de buradan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Artık 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz hanımlar. Bunu da şöyle yapacağız. Hemen göstereceğim zaten sizlere. Yine ilk genel ilmeğimi de örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi bu şekilde ters öreceğim. Arka yüzde olduğumuz için ters örüyorum. Ta ki son iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örmeye devam edeceğim. Devam ediyorum yine ilmeklerimi ters örmeye. Bakın hanımlar burada son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğim arka yüzde olduğum için şöyle tersten kesiyorum. Geri döndüm. Sıradaki kenar ilmek yerinden tekrardan şişimi takıp ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde şişimize yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi yine diğer ilmeklerimi sonraki ilmeğim kalana kadar ön yüzde düz olarak öreceğim. Sonraki ilmeğimi ön yüzde olduğum için düz olarak keseceğim ve yan kenar ilmek yerinden tekrar ilmek çıkartacağım. Bu şekilde patiğimizin tabanı 28 ilmek üzerinden devam etmiş olacak. Buralarda bir işlem olmadığı için düz olan yerleri birazcık hızlı örüyorum. Bakın sonraki ilmeğim hanımlar. Sonraki ilmeğimi ön yüzde olduğum için şöyle ikisini düzden keserek örüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerinden bakın. ilk ilmeğin iki kanadından birden girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar şimdi 28 adet ilmeğim oldu. Böyle patiğimizin tavanına devam ettiriyoruz hanımlar. Yani geri döndük. Eğer ki hanımlar e, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi yine ters öreceğim sonraki ilmeğim kalana kadar. Eğer ki arka yüzdeysek sonraki ilmeğimizi tersten keseceğiz hanımlar. Ön yüzdeysek sonraki ilmeğimizi düz olarak keserek öreceğiz. Yan kenar ilmek yerlerinden sırasıyla ilmekler çıkartacak çıkartacağız. E, yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartırken de e, sırasıyla hanımlar buna dikkat edelim. Aynı yerden iki kere ilmek çıkartmayalım ya da kenar ilmek yerine atlayıp ilmek çıkartmayalım. E, bu şekilde yapılırsa şayet patiğimizin tabanı simetrik bir şekilde ilerlemez yamuk durur. Ee, sonraki ilmeğime geldim. Arka yüzde olduğum için buradaki sonraki ilmeğimi de tersten kestim. Geri dönüyor. Geri döndüm. Ön yüzdeyken de sıradaki kenar ilmek yerim bakın burası. Buradan şişimi takıp şöyle bir ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar patiğimizin tavanını yapıyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sonraki ilmeğimi keseceğim. Yan kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartacağım. Sonraki ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmeklerim şurası. Buradan şişimi takıyorum. Şişimde bir ilmek çıkarttım. Bu şekilde. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Patiğimizin tabanını böyle devam ettireceğiz. Hanımlar, patiğimizin tabanını nereye kadar öreceğiz? Hemen onu da söyleyeyim. Bakın, buralarda son kenar ilmek yerlerimiz var iki ucunda. Burada ve burada. Son kenar ilmek yerlerimize kadar patiğimizin tabanını bu şekilde hanımlar. Bakın, bu şekilde. Örüp gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet tanımlar ben patiğimi tabanını e, bu son kenar ilmek yerlerine kadar sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim e, iki, ilk ilmeğimi sağdan ikinci ilmeğimi soldan çıkartıyorum son ilmeğimi buradan çıkarttım şimdi bu sol tarafta e, ipimize takmış olduğumuz 14 adet ilmeğimiz vardı şimdi bu ipimi açacağım İlmeklerimi şişime takacağım Hadi şey yapmışım kesiyorum şuradaki ilmeklerimi alıyorum. Şöyle ipimi çıkartmadan ilmeklerimi takacağım. Sonra ipimi çıkartacağım ilmeklerim kaçmasın. Böyle bir garanti alalım bu bölümü. Şöyle yapıyorum. İpimi çekeceğim. Sonrasında burada minik kesmiş olduğumuz minik ipimiz vardı. Bunu da ana ipime bağlıyorum. Burası sağlam olsun. Sonradan sökülmesin diye. Şimdi şöyle yapacağım. İlmeklerimin hepsini artık sıra sonuna kadar buradaki 14 ilmeğimi de yine öreceğim. Erken de şu ipimi de gizleyerek götüreyim ki Sonradan bir de ip gizlemekle uğraşmayalım. Şöyle ipimin üzerinden atlatarak minik ipimi getirdim. Burada hanımlar son 5 ilmeğim haroşaydı. Yine burada haroşa ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Bu 5 ilmeğim haroşa olacak. İkinci ilmeğim 3, 4, 5. Arka yüzdeyim. Kalan ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Devam ediyorum yine ilmeklerimi örmeye. Arka yüzde olduğumuz için ters örgü örüyoruz burada. Devam ediyorum yine. Sonrasında hanımlar diğer taraftaki 14 ilmeğimi de şişime takacağım. Bütün ilmeklerimiz tek şişte toplanacak. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi buradaki ipimdeki 14 ilmeğimi de yine şişime takacağım. Sonra da patiğimizin topuğuna başlayacağız. Şöyle hepsini kaçırmadan şişime tek tek takıyorum. Artık bu yeşil ipimi de buradan şöyle çekeceğim buraya. Düzelteyim şöyle. İpimi artık buradan şöyle çektim. Sonra bu ipimin ucunda yeniden ana ipime bağlayayım ki burada da sonradan sökülme falan olmasın. Sağlam olsun patiğimiz. Emeğimiz boşa gitmesin. Şimdi Buradaki ilmeklerimiz arka yüzdeydik. Ters olarak örmeye devam edeceğim. İlk ilmeğim. Son 5 ilmeğim kaldı. Son 5 ilmeğimi de yine haroş olarak yani düz olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Bakın şöyle baktığımızda bütün ilmekler tek şişte toplandı. Burada 14. Bu sol tarafta da 14 ilmeğimiz vardı. 28 oldu. 28 ilmek de ortada vardı. Toplamda, toplamda 56 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi bu sol tarafa hanımlar şöyle ön yüzden baktığımızda da sol tarafa 24 ilmeğimi ayıracağım. Topuk kesimindeki de bir ilmeklerimizi saymayalım. Bize kolaylık sağlasın diye. 5 10 15 20 24 Buraya şöyle 24 ilmeğimi ayırdım. Aradan şöyle minik bir ip geçireyim ki Burası belli olsun. İki de bir ilmekleri saymayalım adamlar, topuk bölümünde. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlıyoruz. Yine kenardaki 5 ilmek haroşamızı topuk bölümünde de haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Şöyle 5 tane haroşama ördüm. Sayarak devam ediyorum. Ön tarafta olduğumuz için düz örgü örüyorum. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. ilmeğim, 15, 16 17 18 19 20 21 22 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki iki ilmeğimi alıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. İlk topuk kesimimizi yaptık. Bu ayırdığımız yerden itibaren hanımlar bakıyoruz. Arada kaç ilmeğim kaldı burada? 7 ilmeğim kaldı. Hanımlar bu tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeğimizi örerken kesim yaptık. Şimdi geri döneceğiz. Burada 7 ilmeğimiz vardı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer eksilip bitecek ve patiğimizin topu oluşacak. Bu ilk kesmiş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Sadece kenardaki son 5 ilmeğimi düz öreceğim. Çünkü kenarda 5 ilmek haroşam var. Bakın son 5 ilmeğim kaldı. Kalan 5 ilmeğimi de düz örüyorum sıra sonuna geldik. Tekrardan geri dönüyorum. Şimdi bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız hanımlar. İlk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği keseceğim. 5 ilmek haroşama ördüm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 22 23 24. ilmeğimi örerken şu önceki iki ilmeğimi alıyorum. İkisini aynı anda keserek örüyorum ikinci topuk kesimimi de yaptım. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğim kalmıştı. Şimdi baktığımızda anda burada hanımlar bakın 6 tane ilmeğimiz kalmış. Gördüğünüz gibi her seferinde buradaki birer alt ilmeklerimiz birer birer eksilip bitecek ve patiğimizin topu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüz ilmekleri ters olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Biz bu kesme işlemini bu işaret koyduğumuz yere kadar bakın şuradaki son 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte birlikte patiğimizin topuğunu bu işaretli yere kadar tarif ettiğim gibi örüp gelelim. Evet hanımlar patiğimin topuğunu tarif ettiğim gibi kestim geldim. Bakın işaret koyduğum yer buraydı. Buraya kadar ördüm geldim. İlk başta buraya 24 adet ilmeğimizi ayırmıştık. Şimdi bu sağ tarafta da 24 ilmeğimiz kaldı. Yani her iki işimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşağıda patiğimizin düz tarafı içeride. Ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum patiğimi. Elime tığımı aldım. Çünkü ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum. İlk kesimim şöyle benden taraftaki şişimden bir ilmek diğerinden de bir ilmek alıyorum. İki ilmeğimi aynı anda böyle topluyorum kesiyorum. Sonraki kesimlerim şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek diğer şişinden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip bıraktım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek diğerinden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip bıraktım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci ilmeğimizi ilk ilmeğimizin içinden geçirip böyle tığımız ile topluyoruz hanımlar. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Böyle. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde kesip gelelim. Evet hanımlar. Bakın şişlerimde son ikişer ilmeğim kaldı. Ya buradaki ilmeklerimi de alıyorum. İkinciyi ilkin içinden geçirip geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topladım. Son ilmeklerim kaldı. Önce ben alt taraftaki şimdiki ilmeğimi aldım. Sonra diğer şimdiki ilmeğimi aldım. Bu üç ilmeğimi üçünü bir şekilde topluyorum. İki tane sıkı bir zincir çekiyorum ve artık ipimi kesiyorum. Patiğimiz bitti hanımlar. Hemen bu topumuza bakmadan önce unutmadan buradaki ipimizi de gizleyelim. Topuğumuza sonrasında bakalım. Şöyle ilmek aralarından geçirerek bu ipimi gizliyorum. şöyle düzeltelim hemen topuğumuza da bakalım evet hanımlar topumuz bu şekilde tek taraflı bir kesim oldu gayet çık düzgün duruyor 5 şiş patiklerimde uyguladığım yöntemi bu 2 şiş patiğimde de yine uyguladım hemen e, makine yağımıza da giydirelim patiğimizi makine yağım 37 38 ve 39 numara için uyumlu hanımlar bu şekilde gayet de ayağı rahat oluyor şöyle hemen düzeltelim Gayet esnek bir patik hanımlar. Şöyle de göstermek isterim size. Şöyle. Gayet de esnek. Ayağı saran hoş güzel bir patik oldu. Hemen tabanımız böyle. Bu şekilde. 5 iş patikten de hiçbir farkı yok. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı. Hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.